Malatya Vuslat TV'nin değerli izleyenleri, Pazar Sohbetleri programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü konuğum eğitimci Hasan Özkan hocamız sizlerle ve bizlerle. Birinci bölümde bir kendi hayat hikayesini kısaca öğrendikten sonra tabii ki gündem olan ilk yarı yılında başlamasıyla birlikte tatilde olan çocuklarımız, eğitimcilerimiz, öğretim insanlarımız şu anda onun tadını çıkartmaya çalışıyorlar. Biz de bundan faydalanarak şu andaki ülkemizin eğitimdeki bulunduğu durumu Hasan Hocam'dan öğrenmek istiyoruz, istedik. Kendisi bir dershanecilikten başladı. Önce de tabii ondan sonra devlet okulu derken tekrar dershaneciliğe döndü ve de şu ana kadar da devam ediyor. Eğitimi en güzel şekilde değerlendirecek tabii ki odur. Şu anda dershaneciliğin durumunu, şu andaki geldiği noktayı, özel okulları, özellikle de ben onu ifade etmek istedim. Butik okullar bile açıldı. Şimdi baktığınız zaman küçük bir bahçesi olan iki katlı, üç katlı yerler bile okul haline dönüştürüldü. Özel okulu hocam. Şu anda özel okullarında şey olarak, rakam olarak açıklandı. Bayağı astronomik olan bir durum da söz konusu. Ne diyorsunuz bu konuda hocam? Yani arz talep diye bir şey var işin doğrusu. Eğer bir talep varsa illaki arz olacaktır. Arz olacak, yani. Evet. Dolayısıyla şu anda özel okulların rakamları çok yüksek mi? Bence çok yüksek değil. Şey olarak mı? Yani okula alınan para mı? Evet. Malumunuz özellikle Anadolu'da bu iş biraz daha zor. Yani büyük şehirlerde daha farklı. Tabii çok yüksek rakamlar var. Malatya'da öyle yüksek rakamlar maalesef yok. Veya da ne mutlu yok. Ama çok zorluk çekiliyor mu? Çok zorluk çekiliyor. Bu zorluk derken o zorluğu çeken yani kesin... Şimdi şöyle bir şey var. 2021 yılının aralığında biz 2823 lira asgari ücret ödüyorduk. 2023'ün ocağına geldik. Biz hala o dönemdeki rakamlarla geçinmeye çalışıyoruz. Başka şekilde söyleyeyim mi? 2021'in aralığı, 2022'nin ocağında o zamanki zihniyetimizle oluşturduğumuz ücretlerle geçiniyoruz biz. %300 devlet zam yapmış. Yani 5500 yaptı, şimdi 8500 lira. %300 zam yapmış. Bize de dediler ki size %36 zam yeterli. Şimdi diyor size %65 de yeterli şu anda. Yani öyle bir film vardı. Hani mahkemeye gidiyor ya, diyor ki atın bunu içeri. Yani sen ne dedin oldu diyor adam. Yani dedin oldu olmaz yani. Bu defa insanlar ne yaparlar? Farklı şeylere yönelirler. Kendini kurtarmak zorunda. Kurtarmıyorsa o zaman yemeğe yükler, servise yükler, yayına yükler, kıyafete yükler, bir şeylere yükler yani. Yani ısrarla şunu da vurguluyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ya bu iş iyice ticarete döküldü. Kardeş zaten eğitim işi, ticaret işiydi yani. Yani sınıfta öyle değil ama işletmecinin amacı adı üzerinde işletme yani. İşletmek zorunda. Oradan even bir geliri olması lazım. Fakat görünen o ki son 5-6 yıldır işletmelerin hepsi sezonu bağlamaya gayret ediyorlar. Çok zordular. Kapanmalar, şeyler yani akabinde devam ediyor. 1000 küsür tane okul kapanmış. Kaç? Yani 1000 küsür tane. Hı hı. Şimdi geçen yıl biz Ankara'ya gittik. Ha, bu Türkiye çapında mı? Türkiye çapında. Hı hı. Ankara'ya gittik. Değerli büyüğümüz işte diyor ki Ankara'da bir şeyler yapalım noktasındaydı. Ben dedim ya sen eski sen değilsin, ben eski ben değilim. Zaman eski zaman değil. Yani bu işler zor. Orada bizi mihmandarlık yapan, bize mihmandarlık yapan bir kardeşimiz vardı.
Bize 10 tane okul gösterdi. Satlık, Devren Satlık Okul. Yani ben de bir anlam veremedim. Şu anda düşünüyorum. Okul satılır mı hocam? Vallahi eğer ticarethane ise satılıyor demek. Ticarethane olarak bak. Yani ben yani okul, satlık okul yani biraz çok... Yani farklı. Ticarethane olarak bakarsan satılır. Niye satılmasın? Ama efendim vatandaşın bakış açısı şöyle diyor. Eğitimde para olmaz. Olmaz yani. Doğru söylüyor. Ama onun baktığı eğitim, öğretim kısmı farklı. Ticaret kısmı farklı. Yani adam işletmeyi işletemiyorsa, mesela biz geçmiş yıllarda da özel okul aldık. Özellikle parası çok insanlar zaman zaman şey yapıyorlar. Birazcık da efendim bunun tadına varmak için özel okul açıyorlardı. Ve işletemiyorlar yani. Okul veya eğitim sektörü çok kolay para kazanılacak şey değil yani. Zor şartlarda yapılan işler bunlar. Adam okulu açıyor. Milyonlarca masraf ediyor. Bekliyor, bir şey yok. Şey de yok. Özel okulların bir arkasında güçleri de yok. Örnek olsun diye. Müteahhitler konut yapıyorlar. Konutlar ellerinde şişince %0,65 ile kredi çıkartıyor devlet. Şeyler var çünkü. Efendim koruyucular var. Oh, aldı gitti. Burada koruyuculuk kalktı mı hocam? Okul derneklerinin bile koruyucusu var. Ne hikmetse özel öğretim kurumlarını hiç kimse görmüyor yani. Hiç kimse görmüyor. Yok hükmünde. Ne bakan görüyor, ne devlet idare edenleri görüyor. Kimse görmüyor yani. Çok zor da yani. Yani bu anlattığım şeyler aslında bizim sahipsizliğimizin göstergesidir yani. Özel öğretim kurumları, sahipsiz kurumlar. Her ne kadar 24 Kasım olduğu zaman herkes diyor, öğretmenler bizim için çok kıymetli. Sayın Nabi Avcı bakanken bizi İstanbul'a çağırdılar. Bu dönüşüm esnasında. Efendim büyük bir salon. Nabi Avcı dedi, benim için fark etmez. Ha özeldir, ha devlet okuludur. Hepsi birdir dedi. Bakışımız budur dedi. Öyle mi olması gerekir değil mi hocam? Yani öyle söyledi. Biz de çok mutlu olduk. O öyle söyledi. Sayın Bakan gitti. Yusuf Tekin geldi. Çıktı konuşmaya. Dedi her ne kadar öyle dediyse... bakan öyle söylediyse de ben sizi biliyorum dedi. O da gitti. Ondan sonra öbür küçük Yusuf geldi. Okumuş Yusuf geldi. O da dedi ki vallahi sizin geminize tükürürüm. Yani ben şey yaparak. Yok. Aynı salon. Evet. Aynı kişiler. Aynı kişiler ama yani, farklı sözler. Yani bu işin maalesef uygulanma şekli bu yani. Karakolda doğru söylüyorlar, mahkemede şaşıyorlar. Ahval-i şirayet bu. Hocam eğitim ve öğretim yani gerçekten bir ülke için en önemli şeylerden. Olmazsa olmaz. Olmazsa son olmazdır. Derece kıymetli. Daha önce devlet okullarında yani kalite olarak fen liseleri, Anadolu liseleri ama şimdi o Anadolu liselerin fonksiyonu da yerinden bir oldu. Yani eskiden Anadolu Lisesi'ne giden öğretmenler de, giden öğrenciler de seçilerek bir sınavdan, süzgeçten geçirilerek alınıyordu. Hele özellikle fen liseleri daha da farklıydı. Tabii LGS sınavları vardı. Fen lisesine hazırlık sınavları vardı. Son derece kıymetli okullardı. Hı hı. Devletin bakış tarzı da son derece net idi. Bütün dünyada bu böyle biliyor musunuz? Amerika'da da, İngiltere'de de, başka ülkelerde de. İnsanlar kendilerine lazım olacak öğrenciyi çok katı kurallar içerisinde yetiştiriyorlar. Yani bu öve öve bitiremediğimiz okulların birçoğunda internet kullanmak yasak. Kızlarla erkekler aynı yerde bulunamaz. İnterneti sadece bir saat açıyorlar biliyor musunuz? Çok katı kurallara. Kendine lazım olan %5'lik, %10'luk kesimi orada yetiştiriyor. Öbür grup da zaten malzeme yani molos tabiri caizse bakışı. Yani biz çocukken diyorlardı ki Amerika'da okumayı yazma bilmeden mezun olan öğrenciler var. Gülüyorduk, öyle şey mi olur, yalan söylüyorlar falan.
geldiğimiz nokta biz de o noktaya geldik. Oraya geldi yani. Değil mi hocam? Tabii onlar kendi özel okullarında gerçekten seçkin öğrenciyi seçiyorlar ve özel şartlarda yetiştiriyorlardı. Bizim devletimiz de öyleydi. Yani ben Fen Lisesi'nde sayısala kafası yatkın olan öğrencileri toplayayım, güzel insanlar yetiştireyim ve yetiştirdi de yani. Son derece kıymetlidir Fen Liseleri. Her ne kadar son yıllarda Fen Liselerini pazar yerine çevirmiş olsalar da bu niyetle açılmış okullar. Mesela Sosyal Bilimler Lisesi diye bir okul açtı. Hı hı. Son derece kıymetli okul. Bir türlü tutturamadılar ya. Sosyal Bilimler Lisesi'ni çok dikkatli seçmeleri lazım. Hem idaresini hem öğretmenlerini. Niye seçilemiyor hocam? O ne, yanlış bilmiyorum gidenler... yapamadılar yani. Niye Sosyal Bilimler Lisesi çok hı hı. kıymetli? Şimdi bizim Malatya'mızın valisi hangi okuldan mezundur? Muhtemeldir ki siyasaldan mezundur yani. Uzun yıllar biliyorsunuz siyaset bilimi, kamu yönetimleri komple sözel bölümden giden öğrencilerle giderdi. Hukuklar eşit ağırlık, hala eşit ağırlık. Yani sosyal bir zekası olmayan, sosyale meyalitesi olmayan insanlar idareci olamaz. Ama toplumun bir de yanlış bir bakış açısı var. Ne işte diyorlardı ki çok zekiyse, sayısalcı, orta haliyse, eşit ağırlıkçı, kafası çalışmıyor, salaksa sözelci gibi bir yaklaşım vardı. Şimdi memlekette çok özür dilerim, kafası çalışmayanlar mı idare edecek? Ya, var mı öyle bir şey ya? Yok öyle bir şey yani. Şimdi sosyal bilimler liselerinin açılış felsefesi bu. Sosyal zekası iyi olan öğrencileri alalım ve çok iyi idareciler yetiştirelim noktasında açıldı. Ama kitap okumayan bir sosyal bilimler lisesi düşünülebilir mi? Mümkün değil. Veya sosyal faaliyetlere katılmayan bir sosyal bilimler lisesi düşünülebilir mi? Sosyal bilimler lisesini son kadar sıradanlaştırdılar ki. Ben eğer yetki sahibi olsaydım sosyal bilimler lisesine çok farklı bakardım yani. Ha, bu minvalde yalnız şunu da söylemekte fayda var. Yani Mahmut Özer Bakan'ı tebrik etmek lazım, alkışlamak lazım bir eyleminden dolayı. Yani bize sahip olmadığı için taan ediyoruz, ayıplıyoruz ama güzel şeylere güzel diyelim yani. Şimdi meslek lisesi öğrencilerinin sayısını uçurdu. 1.200.000 tane 9. sınıfa meslek lisesine kayıt oldu bu sene. Hocam meslek lisesine de bu ülkenin ara eleman ihtiyacını karşılamak. Ne yaptılar biliyor musunuz? Hocam? Evet. Şimdi devlet diyor ki bana diyor teknik adam lazım, meslek lisesi öğrencisi lazım. Yani meslek lisesini geliştirmek istiyor. Ha ama dün birileri halt işlemişler, meslek liselerini katletmişler. Yani dünün harmanını savurarak bir yere varamayız yani. Onu da anası ve belli imam hatiplerin önünü kesmek için yaptılar. Ama bir türlü beceremediler. Dedi ki devlet, ben dedi meslek lisesi açan kişilere sübvanse edeceğim, para vereceğim dedi. Zaman zaman otobüslerde bile görünüyor ya, efendim ne diyor, işte kolej, ücretsiz kolej. Evet, onlar sıfır ücretli yani kolej. Teknik lise Avrupa, mi diyelim, Avrupa'da teknolojik iş lise mi? Evet. Avrupa'da iş imkanı. Evet. Hepiniz uçacaksınız. Yani oradan mezun olan muhakkak bir yerde işe hazır. Yani doğaldır, adam PR'ını yapmak zorunda, ona taan etmiyorum da. Şimdi ve devlet gerçekten sübvanse etti. Yani onlara para verdi. Mesleki teknik lise, özel mesleki okullarını tercih eden öğrencilere, okulların öğrencilerine para verdi. Ve işletmeciler de sadece o paraya meyil edince arzu edilen insan yetişmedi. Yetişmeyince ne yaptı? Devlet dedi ki öyle mi? Tamam. O zaman ben sizin rakamlarınızı yükseltmiyorum. Ve ne yapıyorum? Öğrenciye parayı ben bizzat yerine vereceğim. Şimdi teknik lisedeki öğrencilerin 12. sınıftaki öğrenciye asgari ücretin yarısı kadar para veriyor. Biliyor musunuz? Hmm. 9, 10, 11. 10. sınıftaki öğrencilere 3'te 1'e kadar para veriyor. Yani insanın eline sıcak para geçiyor. Doğal olarak ihtiyaç sahibi, veli, öğrenci, insan ne yaptı?
Dedi ki bu güzelmiş vallahi, iş imkanı da oluyor. Ve meslek liseleri inanılmaz şekilde canlandırdı. Yarın bunun çok büyük faydalarını görecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Alkışlamak lazım. Kim aklettiyse, kim düşündüyse. Efendim tebrik etmek lazım yani. Meslek liseler hayat bulmuş oldu bu yıl. Hocam daha önce de mesela baktığımız zaman özellikle Malatya'da bile Şehit Kemal Özalper işte çok kıymetli okullar var. Orada yetişenler işte elektrik bölümünü, bilmem motor bölümünü, yani, marangoz bölümünü yani bitirdi. Ben o döneme kavuştum. O dönemde mesleki liseye girmek için sınavla girdim. Sınavla girdim. Aynen. Evet. Evet hocam. Yani kıymetliydi. Kıymetli. Ama sonra ne oldu? İdari mekanizma eğer iyiliş ederse olacağı budur yani. Okullar iyiliş ettiler. Efendim meslek liselerinin puanlarını kestiler. Meslek liselerinin yolunu kestiler. Meslek lisesi üniversiteye gidemez dediler. Yani ya gitsin bir motor bölümünü bilmem elektrik bölümünü elektrik mühendisi olarak ona farklı puanla üniversitede evet, o evet. bölüme girmesini sağlamalar lazım. Yani onun üzerinden çok zaman geçti. Devleti idare eden mekanizma da fark etti. Artık meslek liselere yönelmemiz lazım dediler. Son 10 yılda özellikle yoğun bir şekilde. Eleman sıkıntısı has safhada evet. çekiliyordu yani. Şimdi Malatya'da da mesela bizim Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği efendim birlikte çalışarak mesleki yetiştirme çalışmaları yaptılar. Yani son derece kıymetli çalışma diye düşünüyorum. Organize sanayi bölgesindeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu elemanlarla alakalı bölümlere özellikle öğretmenleri seçme yetkisini bile ticaret odasına vererek yeni alanlar açıldı. Çalışmalar yapıldı. Aslında bu devletin bakış açısında gösteriyor. Çok kıymetli işler yapıldı. Mesela organize sanayi bölgesine biliyorsunuz meslek yüksek okulu açıldı. Evet, o da son derece kıymetli ve değerli şeyler. Bir durum. Evet. Yani uzaktan bakınca herkes görmeyebilir. Ama öze baktığın zaman yani insanların hayatını, toplumun hayatını değiştirecek dokunuşlar yapılıyor. Ondan dolayı da alkışlıyoruz yani. Ama bu çok minimal evet. sayıda. Yani Türkiye'de 18 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Efendim bizim bahsettiğimiz 1 milyon %1. O kadar, yani evet. bu sene teknik liseye 1 milyon 200 bin kişi almış ama. Azım savunmak da lazım. Evet hocam şimdi şöyle devam edelim derim. Eğitimcilerin, öğretmenlerin şu andaki aldığı ücretler özellikle özel okullarda. Bunlar tabii bir şeye de külfet getiriyor. Orayı açan işletmecilere. Ancak oradaki o çalışma koşulları, öğretmenlerimize aldığı ücretler günümüz şartlarında sizce uygun mudur? Nedir? Yani çok zor şartlarda hayat sürüyor. Şimdi ben 43 yıllık özel öğretimciyim. Yani 43 yıldır özel öğretim içindeyim. Evet, biliyorum o yani. Şey, o anlamda söylüyorum. 1980'den beri özel üretimde ne oluyor, ne bitiyor? Ve ufak ufak mutfağın her safhasında çalıştım yani. Şimdi bizim güzel yıllarımız vardı, güzel günlerimiz vardı. Mesela o dershanecilik dönemi. Özel öğretimde çalışmak için çalışan öğretmeni ne yapardık? Okuldan istifa ettirirdik yani öğretmeni. Öğretmen ya istifa öyle, öyle yani. Öğretmenler gelirdi ki hem aldığı ücret, ya baktığın zaman diyordun ki ya vay şu öğretmen şuradan şu kadar ücrete şuraya transfer diyoruz biz buna. Değil mi hocam? Yani yeni bir öğretmen 3 katı alırdı. Milli Eğitim'in 3 katını alırdı. Bunun 3 katı, 4 katı alan... Bu naçiz vatandaş da ben 11 kat aldığımı biliyorum yani. Milli Eğitim'deki öğretmenin 11 katı maaş aldığımı biliyorum. Tabii böyle bir talebimiz yok yani o zamanın şartları talep öyleydi. Yok, şartlar onu gerektiriyordu evet, yani. Şartlar öyleydi. Öyle de o gün geçti ama şu anda makul şeyler yok. Seviye yani. Çok aşağıladı. Öğretmenlerimize verdiğimiz ücretin
çok az olduğuna inanıyoruz. Utanıyorum ben. Ya işte ben onu... İnsanlar çocuklarını geçindirmek zorunda. Ailesini geçindirmek zorunda. Yok, çok zor şartlarda. Yani son 5-6 yıldır özellikle kısa. Hani bir kör at hikayesi var ya, bilir misiniz? Adam bir tanesinin atının gözü körmüş. Bir gözü körmüş. Arpayı bir taraftan gören taraftan koyup görmez tarafından da götürüyormuş. Çek. Yani. Sonra demiş, yahu demiş, bu at tam böyle yemeden yaşamaya alışmış da öldü. Yemeden yaşamaya alıştı mı? Çala çala yemiyor artık hayvan. Yok ki ye yani. Evet. Şimdi biz de o pozisyona öldüreceğiz ondan sonra. O pozisyona geliniyor. Yani böyle olmaz yani. Ben yaptım oldu. Vallahi ben yaptım olduyla olmuyor yani. Yani yoksa birisi çıkıyor, bütün doğruları tek tek anlatıyor yani. Geçen bir muhalefet partisinin lideri bizden daha iyi çalışmış herhalde veya çok iyi anlatmışlar. Bizim dertlerimizi bizden daha iyi bir şekilde anlattı. Ama özel üretim kurumlarını görmüyorlar yani. Yok hükmünde görüyorlar. Yok. Şimdi Sayın efendim Rıfat Sercıklıoğlu sağ olsun çok ilgili bizi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkilileriyle defalarca bir araya getirdi. Yani Sayın Mahmut Özer Bakanımız da geldi. Yani bir yılın içinde 2-3 defa getiriyordu. Dertlerimizi anlatıyoruz da dinlemiyorlar yani. Mesela çalıştaylar yapılıyor. Niye yapılıyor bu çalıştaylar? Orada çalıştayın bir sonuçları şeyleri değil mi? Bir şeye alınır. Şimdi biz raporumuzu ciddi çalışıyoruz. Haline getirilir. Raporumuzu hazırlamışız. Gitmişiz. Raportör var. Efendim yanında da dinleyip not alanlar var ama raportörün yazdığını da biz de görüyoruz yani, ekrana yansıyor. Bizim söylediklerimiz, okuduklarımız raportör yazmıyor. Allah Allah. Farklı değil şeyler ki, mi yazıyor? Yazmıyor hiç yani. Yazmıyor. Diyorum ki biz bak bunları söyledik. Neden yazmıyorsunuz? Biz onları toparlayacağız. Nerede toparlayacaklar? Valla işte 15 dakika sonra zaten toplantı bittikten sonra zaten 5 komisyonun 5'ini de bir araya toplayıp çıkartıp okudular. Ya bizim yani hiç, ellerinde bir çalışma var zaten, onu okuyorlar. Yani şimdi Antalya'da tonla para harcayıp çalıştay yapılıyor. Bu çalıştayda birileri işi ciddiye alıyorlar. Gerçekten gayret ediyorlar. Yani ben de herhalde 4 tane katıldınız. Çalıştay'a katıldım. Evet, yani ciddi almak lazım. Ama inan birisi, Ankara'dan gelen birinin elinde bir hafıza kartı var. O hafıza kartını takıyor orada, neyse onları veriyorlar, gidiyorlar ya. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Durum bu mu hocam? Yani belki ben yanlış görüyorumdur. Böyle olması lazımdır. Belki ben usul bilmiyorumdur. Böyle olması olur lazımdır. Olur mu siz? Ya olabilir yani. Kaç yıllık bir deneyim. Belki anlamıyoruzdur. Yani böyle olması lazımdır ama algıladığım kadarıyla söylüyorum. Algıladığım kadarıyla bu iş böyle olmaz. Yani insanların yalan söylememesi lazım. Şimdi yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bir yalan silsilesi varsa olmaz. Doğruyu konuşmak lazım yani. Doğruyu konuşunca da 9 köyden kovuluyorsan olmaz. Birilerinin doğruyu konuşması lazım yani. Ama konuşanı da kovuyorlar. Evet, başımız olmadık işler ki açıyoruz doğruyu söyleyince yani. Sen misin lan bu memlekette tek namuslu? Evet. Noktasına geliniyor, olmuyor yani. Yani şu anda ben devletin çok ciddi harcamalar yaptığını biliyorum. Yani alkışlanacak şeyler yaptılar. Mesela Türkiye'nin okul stoğu çok kötüydü. Şu anda inanılmaz okullar yaptılar. Bütün Türkiye'de yani. Ama muhteşem şimdi hocam okul yaptılar. Yapılıyor. Ama önemli olan okulun içini doldurmaktır. Aletle, gerekle, eğitimciyle, öğretmenle, ne bileyim öğrenciyle. Ve inanılmaz destek de verdiler. Mesela evet. Bu sene şunu da yaptılar. Okulların idarelerine direkt hesaplarına para gönderdiler, biliyor musunuz? Dediler ki hiç korkmayın, endişe etmeyin, para sıkıntısı çekmeyin, buyurun paranız burada dediler. Şu anda okullar çok rahatlar. Alet edevat noktasında da inanılmaz destek. Benim yok diyen varsa istemiyordur. Beceremiyordur yani. İstemeyi beceremiyordur.
isteyen herkese verdiler. İnanılmaz destekler yaptılar. Alkışlamak lazım. Ama sizin söylediğiniz kısma gelince içinin boş olmasıyla alakalı, bu da insana yatırımla alakalı. Değerler eğitimi diye bir şey var, bilirsiniz illaki. Şimdi değerler eğitimi son derece kıymetlidir. Bizim kurumumuzda yaklaşık bir 30-35 yıldır değerler eğitimi verilir yani. Hatta bir arkadaşımız, Kayseri'de çalışan bir arkadaşımız değerler eğitiminden sonra demiş ki, ya bunlar demiş, efendim bizim sahabe olmamızı istiyorlar ama gelinler peygamberi değil. Yani latifeyle karışık, doğru. Evet. Şu anda devlet de biliyorsunuz 2 yıl önce değerler eğitimi koydu okullara. Son derece kıymetli. İnşallah değerli insanlar yetiştiririz. İnşallah bizim yani, dilek temennimiz de o yani o ülkeye. Son cümlemi bağlayayım, kapatacağız herhalde. Tabii yine reklama gideceğiz. Şimdi biz insana yatırım yapmazsak biz zarar görürüz. İnsanlar bize yani, yatırım yapmaz. Yani olarak. Şöyle olması lazım. Falanı filanı düzeltme gibi bir şansımız yok. Önce nefsimizi düzeltmemiz lazım. Heh. Ben düzgün olduğum zaman önemli, her şey düzelir. Zaten yani. Önemli olan o. Bu minvalde hareket edilirse o sıkıntıların birçoğu gider diye düşünüyorum. Vicdan diye de evet. Bir şey var. O vicdanda ona göre hareket edilirse özellikle. Evet değerli izleyenler, sohbet aldı başını gidiyor. Hocam güzel bilgiler aktarıyor bize. Özellikle tabii ki eğitimle alakalı. Şimdi yine kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra sohbetimize kaldığı yerden devam edeceğiz.